Arkadaşlar merhaba, eğitim bilimlerinin dördüncü konusu eğitim ve öğretim uygulamalarıyla devam ediyoruz. Eğitim ve öğretim uygulamaları da dördüncü bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Bunlarda önce öğretimin yönetimi kavramı var. Öğretimin yönetimi yani dersin planlaması, okul süreçleri, öğrencilerin işin içine katılması, bütün paydaşların bir araya gelmesi öğretimin bir idareci olarak yönetim sürecine dahil olmasıyla alakalı. Öğretim yönetiminde dikkat edilecek genel ilkeler var. Önce onunla başlayalım. Bunlardan birincisi öğrenmenin öğrenci sorumluluğunda olması. Öğretmenin ise yol gösterici, rehber olarak öğrencilere yaşantılar oluşturan bir birey olarak gözüküyor. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre mesela öğrenme bireyin kendi kavramsal çerçevesinde oluşturulan öznel gerçeklikler üzerine yerleştirilir. Bu da ne demek? Yani birey, öğrenci kendi yaşantıları yoluyla öğretmenin rehberliğiyle ne olur? Öğrenmeye ilerler. Diğer madde öğretim yönetiminin dersin kazanımlarına uygun olarak planlanmalıdır. Öğretim içeriğin belirlenmesinde kullanılacak strateji, yöntem, teknikler, araç geliştirmeler, değerlendirmeler, ölçütler. Bunların hepsi belli kazanımların yolunda olması gerekir. Bir diğeri öğrenme birden gerçekleşmez. Zaman da alsa uygun koşullar altında doğru strateji ve yöntem teknikler kullanımında sağlıklı her öğrenci öğrenebilir. Her öğrenci kesin şu yöntemle öğrenir diye kesin bir yöntem olmadığı için öğrenmenin birden gerçekleşmesi zaten beklenemez. Bir diğeri öğretmen öğretimin yönetimine ilgili karar ve değerlendirme süreçlerini öğrencilerine dahil etmeli ve onların görüşlerini dikkate almalıdır. Son olarak ise uygulanan strateji, yöntem, teknikler ne kadar etkili olursa olsun asık suratlı, baskıcı bir öğretmenin elinde bu işler çekilmez olabilir. O yüzden öğretmen herkese saygılı, eşit mesafeli ve hoşgörülü olması gerekir. Öğretimin ilkeleri var. Biz öğretimin ilkelerini çok iyi biliyoruz, çok fazla da kullanıyoruz. O yüzden hızlı bir şekilde oradan devam edeyim. Bunlardan birincisi öğrenciye görelilik. Öğretim ilkelerinde öğrenciye görelilik. Şimdi öğretimin ilkeleri var. Bunları çok iyi biliyoruz zaten. Bunlardan birincisi öğrenciye görelilik. İşte öğrencinin kendi cinsiyet durumu, yaş grubu, toplumsal sınıfı, var olduğu yer, yaşadığı yerle ilgili eğitim öğretim programlarının düzenlenmesidir. İkincisi bilinenden bilinmeyene, öğrencinin bildiklerinden, kendi çevresinden, hazır getirdiği, sınıfa getirdikleri, yani hazır buluşturduklarından yeni öğrenecekleri konuya ilerlemektir. Üçüncüsü somuttan soyuta ilkesi. Soyut düşünme becerisi gelişmemiş bir öğrenciye, yani somut dönemdeki bir öğrenciye soyut bilgilerin verilmemesi, daha çok somuttan başlayıp soyuta doğru ilerlemesi. Üçüncüsü iş ve aktivite. Yaptıkları, öğrendikleri şeyleri aktiviteye çevirmek, iş haline getirmek. Öğrendiği kavramları günlük hayatta uygulamak. Mesela dilekçe yazmayı öğrettik. Ne yaptık? Yakındaki bulunduğumuz Milli Eğitim Müdürlüğü, herhangi bir okula, bir belediyeye dilekçe yazmaları için onları teşvik etmek, yüreklendirmek. Açıklık, öğretimde yapılan her şeyin açık ve net olması. Öğrencinin kayda değer bir şekilde yapacaklarını, öğreneceklerini bilmesi ve bununla ilgili eğitim ortamlarının düzenlenmesi. Bütünlük, çocuk bir bedensel ve ruhsal olarak bir bütündür. Sadece müzik, resim, resim, beden eğitimini öğrenilmesi, sadece matematik, fen, Türkçenin öğrenilmesi değil, tüm derslerin bir arada öğrenilmesi, alacakların hepsinin bir arada almasıyla alakalıdır. Transfer ilkesi, sınıfta öğrendiklerini gerçek hayata uygulaması. Ekonomiklik ilkesi ise bunların az zamanda, az maliyette çok fazla öğrenciye ulaştırmak ve yaptırmaktır. Devam ettik. Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri. En çok bildiğimiz yöntem teknik şu an benim de yaptığım sunuş yöntemi. Çok fazla soyut konuları kalabalık gruplara aktarmak. Bunlardan birincisi. Bunu biliyorum. İkincisi araştırma, inceleme yoluyla öğretim. Belli bir araştırma konusu ortaya atılır ve ortaya atılan araştırma konusu incelenir. Bir diğeri bize verdikleri tartışmacı yöntem, tartışma yoluyla öğrenme. Konuların işte münazara bunlardan bir tanesidir. Konuların belli bir karşılık düzeyinde tartışarak öğrenme yöntemi. Bir diğeri soru cevap yöntemi. Soru cevap yöntemini kullanırken hassas ve dikkat olunmalı. İşte soru sorulduğunda öğrenciye göz teması, adıyla hitap edilmeli gibi durumlar ön planda. Onların özgün ve yaratıcı düşünmesi için de daha çok hani evet hayır sorularından daha çok açık uçlu, daha çok onların düşünme süreçlerini ortaya çıkaracak soru cevap yöntemlerinin kullanılması gerekir. Örnek olay yöntemi yaşanmış veya yaşanılabilecek bir örnek olayın öğrencilerin yaşantılarını entegre edip yani onları somutlaştırıp o olay yöntemi üzerinden ne yapacak?
öğrenme yöntemi olarak kullanılacak. Son olarak proje yöntemi, belli bir proje geliştirme aşaması içerisinde öğrencilerin somut bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktır. Ama tabii onların da sınırlılıkları var. İşte maliyet ve zaman konusunda proje yönetiminde ne oluyor? Sıkıntılar ortaya çıkıyor. Şimdi konu başlığımız eğitim ve öğretim uygulamaları olduğu için bu uygulamalar içerisinde işte öğretimde de kullanılacak yöntemler bunlarla. Şimdi biraz daha eğitim bir ayağına kaydığımızda okulda toplantı yönetimi var ve toplantı türlerine bakalım. Bunlar bilgi verici, sorun çözücü, sorun tanımlama ve tanımlama toplantıları, kurul, koordinasyon, komisyon, müzakere, eğitici, yönlendirici ve mesleki toplantılar olarak karşımıza çıkıyor. Bilgi verici toplantılar personeli sürekli eğitmek, lider veya çalışanları sürekli bilgilendirmek amacıyla yapılan toplantılardır. Bilgi verici toplantılarının sonunda katılımcılara soru sorma fırsatı verilmeli, konunun anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilmeli, tepkilerin ne olduğu ölçülmelidir. Sorun çözücü toplantılar, bu tür toplantılar örgütün sorununun çözümü için ortak noktaları ve çözüm yollarını ortaya koymak amacıyla yapılır. Bu toplantılar örgütte çalışan ilgili ve bilgili elemanlarca yapılır. Sorun tanımlama toplantısı, bunun amacı örgütte dile getirilen veya getirilemeyen sorunları belirlemektir. Kurul toplantısı, değerlendirme ve karar verme toplantısıdır. Koordinasyon toplantıları genellikle bir örgütte aynı düzeyde çalışan bireylerin katıldığı toplantılardır. Bu işbirliği ve uyum amacıyla yapılır. Komisyon toplantıları uzmanlık gerektirdiğinde yapılan toplantılardır. Bir konuyu incelemek ve karara bağlamak amacıyla yapılır. Müzakere toplantısı iki ya da daha fazla grup arasında yapılır. Tarafların karşılıklı görümü ve tartışma yoluyla ortak bir noktaya varmaları amaçlanır. Eğitici toplantılar katılanlara bir yönetim veya uygulama benimsetilmesi amacıyla yapılır. Yönlendirici toplantılar yöneticiler ve toplantılar astarı belli konularda hareket geçirmeyi hedefler. Mesleki toplantılar aynı uzmanlık dalında çalışanların bir konuda karar almaları veya tartışmaları gerektiğinde yapılan toplantılardır. Ardından okul kültürü ve iklimine geldik. İşte bir okulda okul kültürünü ve iklimini oluşturması gereken asıl kişi kimdir? Okul müdürüdür, okul idarecileridir. Okul iklimini oluştururken bunlardan birincisi insanlarla ve ilişkilere odaklanmaktır. Zaten yaptığımız iş insan işi. İnsana odaklanmak ve onlarla arasındaki ilişkiyi düzenlemek üzerine yapılan bir iş, idarecilik. Yaşanan vizyon oluşturmak, okulun amacı, okulun gelecek hayali, okulun yapmak istediklerini okul içerisindeki paydaşlara paylaşmak ve onların da kabul ettiği, onların da sahip çıktığı bir vizyon oluşturmaktır. Sembol olmak, role model olmak, bu da sembol olmak neydi? Ön plana çıkmak, bakın biz yapabiliyoruz, siz de yapabilirsiniz. Çalışanlardan ve okul yöneticilerinden istenen davranışların ön plana çıkarılması amacıyla yapılır. İşte olumlu davranışları övmek, sen yaptın, harikasın, daha iyisini yapabilirsin, geliştirici yönde konuşmak var. Şimdi okul toplum ilişkileriyle devam ettiğimizde okul yöneticilerin işte okul toplum insan işi yaptığımız için okul yönetiminde, okul toplum ilişkilerinde süreklilik ve geliştirmecilik önemli. Peki bunlar için neler yapılması gerekiyor? Toplumun okulun olanaklarını kullanmasını teşvik etme. Bu nedir? Okulun olanakları mesela işte akşamları okul boş duruyor, akşam okulu kullandırmak. Mesela çoğu yerde ben görüyorum, akşamları okulların spor salonları kiralanıyor. İşte insanların spor yapma aktivitesi olanağı sağlanıyor. Burada kiralanıyor, tırnak içinde söylüyorum. Bu ücretsiz de okul velilerine sağlanabilir. Toplumsal sorumluluk etkinlikleri düzenleme yapılabilir. Toplumu okula katmak amacıyla. İşte okula geri dönüş haftası düzenlemek yapılabilir. Kariyer günleri planlanabilir. İşte dışarıdan katılımcılar getirip seminer yapılabilir. Haber bülteni oluşturulabilir. Sosyal medya etkili kullanılabilir. Ki en çok şu an hemen her okulun Instagram adresi var. Okulda yapılan her şey paylaşılıyor. İşte ve işletmelerle ilişkileri geliştirmek gerekiyor diyor. Okulun çevresindeki işletmelerle ilişkileri geliştirerek okula yine insanları entegre etmeye gerekiyor. Aile katılımı, yani toplum deyince zaten özellikle aile. Çünkü ailelerin çocukları okullarımızda, biz de onların idarecisi olarak düşünürsek. Aile katılımları için öncelikle onları işte katmak için onlarla işbirliği yapmamız gerekir. Onları her türlü karara katılımlarını sağlamamız, onlarla birlikte karar almamız daha doğrusu. Özellikle sene başında yaptığımız okul aile birliği toplantıları bunlar için çok önemli. Bunların gündeme getirilmesi için. İşte onları evde öğrenmeyi de sağlamamız, onu desteklememiz gerekiyor. Gönüllülük projesi başlatarak onların yanımızda olmasını sağlamalı. Ve en önemlisi
iletişim kanallarının sürekli açık olması, iletişim asla aileye kapatılmaması gerektiği vurgulanıyor. Ve okul yönetimi bunun yaptıklarının, yani eğitim öğretim uygulamalarını yaptıktan sonra hesap verebilir olması lazım. İşte bu kime hesap vereceğiz? Yasa ve yönetmeliklere, mesleki normlara ve çıkarılan sonuçlara, yani ne elde edilmiş, ne tasnif edilmiş, o sonuçlara göre ne yapmalı? Hesap verebilir. Demokratik hesap verebilir. Kamu kurum ve kuruluşların performans göstererek çıktığı doğrudan vatandaşlar tarafından kontrol edilebilir olması ile ilgili bir veridir diyor. Bu bölümde bu kadardı. 5. kısımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.